Herkese merhaba, yeni bir hafta ve yeni bir videodan tekrardan hoş geldiniz. Ne? Ne? Herkese merhaba, yeni videoma hoş geldiniz. Yeni bir haftadayız ve yeni bir videoyla tekrardan karşınızdayım. Bu hafta sizlerle bir tık geç kalmış olduğumu kabul ediyorum ama ehliyet alacaklara 5 tavsiyemi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu 5 tavsiyem şöyle ki, sadece benim yaşadıklarımdan yola çıkarak, kendi deneyimlerimden yola çıkarak sizlerle paylaşacağım 5 tane tavsiye maddeleri bunlar. Fakat YouTube'da çok fazla araştırma yaptım. Belki gerçekten ete dişe dokunur bir madde bulurum onlardan da ve gerçekten bana da bir tanıdık gelir ve kendi cümlelerimle revize edip sizlerle paylaşabilirim diye çok fazla araştırma yaptım YouTube'da. Ama gerçekten neredeyse sıfır denecek kadar içerik buldum bu konuyla alakalı YouTube'da. Yine de izledim bir 3-5 tane video. O zaman başlayalım ehliyet alacaklara 5 tavsiye adlı videomuza. İlk tavsiyem arkadaşlar şu şekilde olacak. 1. Yazılı sınav derslerine mutlaka katıl. Kesinlikle yazılı sınav derslerine, yani 4-5 oturumluk dersleriniz oluyor sizin ve bu derslerde sınavlarda sorulacak, doğal olarak tabii ki de soruları sizlere anlatıyorlar. Arabanın teknik kısımları ile ilgili bilgiler veriyorlar. Ve bu dersleri kaçırmamanız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ben şahsen elimden geldiğince katılmaya çalıştım. O dönemlerde ben çalışıyordum. O yüzden birkaç dersi kaçırmıştım. Fakat yine de elimden geldiğince kaçırmamaya ve elimden geldiğince de not tutmaya çalışıyordum. Derslerin yanında size kitapçık veriyorlar. Sınava çalışabileceğiniz konuların bulunduğu kitapçıklar veriyorlar. Ve yanında işte derslere katılıyorsunuz. Birçok kişiye soruyorum. Derslere girdin mi diyorum. Neden kaldın diyorum. Derslere girmemiş abi ve sadece verilen kitapçıktan ders çalışabileceğini ve oradan çalıştığı bilgilerle sınava girebileceğini zannediyor. Ben bunun çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Bence kesinlikle derslere girip üzerine o kitapçığı okuyup yalayıp yutmanız gerekiyor ve arkasından sınava girmeniz gerekiyor. Çünkü şöyle bir şey var. Sadece kitabı okuyarak sınava gireceksiniz. Eğer bu demek oluyor ki, yani bu şu demek oluyor daha doğrusu. Sizin o kitabı en az 3 kere okumanız gerekiyor ve kitap şu şekilde. Hemen getireceğim kitabı. Geldim. Videoda ihtiyacım olacağını düşünmemiştim. Bu tarz bir kitapçık veriyorlar. Bu tabii ki de benim sürücü kursumun kitapçığı. Her sürücü kursunun farklı kitapçıkları oluyor. Böyle dersler, teknik dersler içerisinde anlatacakları, verecekleri bilgilerin hepsinin içerisinde topladığı bir kitapçık bu. Kalan arkadaşlarıma soruyorum, neden kaldın kanka diyorum mesela. Diyorlar ki derse girmedim, bunu okudum sadece, öyle girdim falan. Arkadaşlar bunu okuyup sadece sınava girerseniz tabii ki de kesin konuşmamalıyım ama %80 yani bence kalırsınız. Ben öyle düşünüyorum çünkü derslerde bunlar araştırma verileriyle de zaten kanıtlanmış şeyler. Bir sürü üzerine makaleler, çalışmalar var. Dersi ders sırasında dinleyerek algılayabildiğiniz bilgilerle sonradan edinmeye çalıştığınız bilgilerin beyninizde tutabildiğiniz yerleri çok farklı ve beyninizde kalıcı olma oranları da gerçekten çok farklı. Dolayısıyla benim size tavsiyem, ilk maddeyi de ne kadar uzattım. Benim size tavsiyem hem derslere katılmanız, derslerde olabildiğince kendi beyninizden, kendi cümlelerinizle anladığınız kadarıyla not tutmanız, bunlara çalışmanız, onun üzerine bu kitabı belki bir kere, belki de anlamadığınız iki kere üstünkörü bir okumanız ve arkasından da sınava girmeniz olacaktır. Bu şekilde daha bir verimli olacağına inanıyorum. Hemen ikinci maddemize geçelim. İkinci maddemiz tabii ki de dile kolay ama gerilmeyin, stres olmayın. Çünkü bu gerçekten sınav esnasında, teknik sınavda da, teorik sınavda da gerçekten çok büyük bir etken. Gerçekten düşünmenizi, akıl etmenizi, birçok şeyde akıl, mantık şeyini kurmanızda çok yardımcı oluyor. Bunu zaten dememe gerek yok aslında ama stres olabildiğince yapmayın. Nasıl gevşiyorsanız, gündelik hayatınızda stres olmayı nasıl önlüyorsanız kendinizde, bence sınavlar öncesinde o teknikleri uygulayabilirsiniz kendinizde. Atıyorum papatya çayı içebilirsiniz. Papatya çayı aslında uyku getirir, çok tavsiye edilmez ama ben şahsen papatya çayı, yasemin çayı veya herhangi zibilyon tane bitki çayını içebiliyorum. Gerçekten çok stres olacağım şeyler yaşadığım esnalarda. Bu şekilde gerilmemelisiniz, stres olmamalısınız. Çünkü stres olduğunuz sırada beyniniz aslında kolay yoldan ve doğru yoldan yapabileceği birçok şeyi doğru düşünemediğinizden dolayı
ilk yapabileceği şeklinde yaptığı için her zaman doğru ve her zaman yararlı sonuçlar elde edemiyor olabiliyorsunuz. İkinci maddemiz bu yüzden zaten buydu. Aklınıza takılan her bir soruyu hocanıza sormanız. Bu gerçekten, hatta şu an bir yere not alın ve sürekli kendinize bence bunu hatırlatmalısınız. Zaten okulda da, dershaneye gidiyorsanız dershanenizde de, her ne öğrenmek istiyorsanız bir bilene danışmanız ve bir bilenden doğrularını almanız her zaman en geçerlisidir. Bunu her zaman herkesten duymuşsunuzdur. Direksiyon dersinizde de, özellikle direksiyon dersinde, çünkü hocayla birebir iletişiminiz olduğu için o dönemde, aklınıza en ufak takılan, en saçma bile olsa takılan bir soru varsa kesinlikle hocanıza sormalısınız. Ben mesela size bir örnek vereyim. Ben direksiyon dersinde hocama şey sormuştum. Hocam, sınav esnasında kırmızı ışık yanarsa da durmalı mıyım? Ne yapayım sizce? Sınavda kırmızı ışık yanarsa duracak mıyım demiştim ve hocam gerçekten ayıptır söylemesi kıçıyla gülmüştü bana. Tabii ki de biliyorum kırmızı ışık gördüğün anda durmayı, yeşil ışık gördüğün anda geçmen gerektiğini tabii ki de biliyorum ama yine de sınav esnasında farklı düşünceler uyanabiliyor beyninizde. O yüzden dediğim gibi en saçma da olsa, ne kadar saçma olursa olsun, ne kadar gereksiz olursa olsun, ne kadar alakasız olursa olsun, belki siz kendi içinizde o alakayı kurabilmişsinizdir, karşınızdaki kuramasa bile, ne kadar alakasız olursa olsun en ufak sorunuzu bile sormalısınız hocanıza. Böylelikle kafanızdaki soru işaretleri tek tek gidecek ve kafanızdaki o bilinmezliğin büyüklüğü de gerçekten küçülecek sınav sırasında. Ve daha rahat bir kafayla sınav oluyor olacaksınız. Dördüncü maddemiz, hep aynı araç ve hocayla çalışmaya gayret etmeniz. Biliyorsunuzdur ya da bilmiyorsanız, zaten ben kendi sınav tecrübemi anlattığım videomu ekleyeceğim kartlara, şu tarafa. Bu çok önemli gerçekten, çünkü ben 4 farklı hocayla, 3 farklı araçla ben dersimi çalıştım. Zaten 4-5 tane, 6 tane sanırım, evet 6 tane direksiyon dersim vardı benim ve 6 derste 4 farklı hoca, 3 farklı araçta sınava çalışınca benim beynim açıkçası dumura döndü. Çünkü her hocanın vereceği bilgiler size tabii ki de farklı değil ama her hocanın tekniği farklı olduğundan dolayı, sizin de algılama şekliniz hepsine uymayabileceğinden dolayı çok farklılıklarla karşılaşabiliyorsunuz direksiyon çalıştığınız dönemde, direksiyon dersleri sırasında. Araçlara gelecek olursak da araçların teknik sıkıntıları olabilir, teknik farklılıkları olabilir. Bunlar da gayet olası şeyler. Bundan dolayı ne hocanızı sık sık değiştirmelisiniz, ne aracınızı sık sık değiştirmelisiniz. Farklı bir araçla ya da farklı bir hocayla gelindiyse eğer, zaten sizinle sürekli olarak kurstan iletişim kuran bir çalışan olduğu için ona rica etmelisiniz bence. İşte atıyorum, benim Erdoğan hocam vardı. Hem kursun müdürü hem kendi hocam da, o benimle sürekli iletişimdeydi. Erdoğan hocaya diyebilirdim mesela ben, hocam sizinle çalışsak ya da şu arabayla çalışmıştık geçen, yine bununla çalışsak hani olur mu gibisinden ayarlamaları olabildiğince kendiniz yapmalısınız. Kendinize uygun yapmalısınız. Bir tek öğrencisiz olmadığınızdan dolayı sapmalar, değişiklikler mutlaka olabiliyor. Gayet de normal şeyler ama siz bunun takibini etmek zorundasınız. Kendiniz rahat bir sınav süreci geçirmeniz için. Bu maddede bu şekildeydi. Umarım açıkça anlatabilmişimdir. Beşinci maddemize geldik. Beşinci maddemiz ise, sınavdan önce mutlaka en az bir kez tek başınıza araç kullanmayı ben size tavsiye ediyorum. Kesinlikle özgüveninizi yerine getirecek, kesinlikle kendinizden bir nebze olsun biraz daha fazla emin olabileceğinizi sağlayacak bir madde ve çok önemli bir madde. Tabii ki de trafiğe açık alanlarda kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Hem kendi sağlığınız için hem sizin sağlığınız için bunu kesinlikle yapmamalısınız. Trafiğe kapalı bir alanda 100 metre ileri, 100 metre geri bile yapabilecek olsanız bu sizin için kârdır. Çünkü dediğim gibi o an arabanın içerisinde bir tek siz varsınız. Her şeyden sorumlu kişi sizsiniz ve otomatikmen her şeyin kontrolü de beyninizde bittiği için her şeyin farkında olmak zorundasınız. Gerçekten özgüveninizi yerine getirecek çok önemli bir madde. 100 metre geri gidin, 100 metre geri gelin, vitesler düşürün, vitesler yükseltin, sağa sola manevralar yapın. Kesinlikle sınavda çok 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 daha rahat ettirecek bir antrenman gibi olur sizin için. Bunu da yapabiliyorsanız mutlaka yapmalısınız. Şimdi benim önermek istediklerim aslında bitti. 5 tane madde hazırlamıştım sizler için. Fakat son anda 6. maddeyi de eklemek istedim. Bu herkesin yapabileceği bir şey midir bilemem. O yüzden zaten ekstradan söylüyorum bunu. Ama mümkünse
ekstradan özel dersler yazdırın. Süreci bir önceki videomda, kartlara koyduğum videomda bahsediyorum zaten az çok. 6 ders teknik ders, 6 ders özel direksiyon dersi olarak 12 ders veriliyor size. Ama özel derslerde, yani direksiyon derslerinde isterseniz ekstradan direksiyon dersleri alabiliyorsunuz. Ekstra ücret karşılığında tabii ki de. Ama çok yüksek fiyatlar değil. Yapabiliyorsanız mutlaka yapmalısınız. Sizin için çok iyi olacaktır diye tahmin ediyorum. Hem de hocanızla birazcık daha vakit geçirmiş olursunuz. Araba kullanırken direksiyon dersleri sırasında her şeyi daha rahat oturtabilirsiniz. Kendi beyninizde el kol koordinasyonlarınız daha çok alışmış olur. Araba kullanmaya, vites değiştirmeye, gaz debriyaj ayarlarına düz vites alıyorsanız eğer. Bu yüzden önemli, mümkünse ekstradan özel ders yazdırmalısınız. Yanlış bilmiyorsam 60-70 lira gibi bir fiyatı var ama her yerde ve her kursta değişiklikler olabilecektir, mutlaka olur. Takribi 100, en fazla 150'dir zaten. Alabiliyorsanız mutlaka bir tane bile olsa fazladan ekstra özel ders almalısınız. Benim tavsiyelerim bu kadar, naçizane kendi deneyimlerimden yola çıkarak, kendi yaşadıklarımdan yola çıkarak sizlere bunları önermeyi doğru gördüm. Umarım işinize çok 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 yarar. Umarım hepiniz sınavınızda başarılı olursunuz. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayın. Kanalıma abone olun. Görüşürüz. Teşekkür ederim buraya kadar izlediğiniz için. Ve bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız lütfen aşağıya yorum bırakabilirsiniz. Gerçekten kendime her zaman her konuda az da olsa bilgilendirmek bana çok keyif veriyor. Birçok konuda fikir sahibi olmak, en azından fikrimi belirtebilecek, hakkında konuşabilecek kadar da olsa fikrimin olmasını çok seviyorum. Bundan dolayı fikrimi öğrenmek istediğiniz konuları, video çekmemi istediğiniz konuları, hakkında konuşmak istediğim şeyleri öğrenmek istiyorsanız aşağıya video önerileri, yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayın. Instagram adresimde info kısmından bulabilirsiniz. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Herkese merhaba. Yeni video. Çok fake oldu bu. Herkese merhaba efendim. Allah Allah.